Tarihi eser kokusu alan define avcıları yer, bölge neresi olursa olsun talan etmekten çekinmiyor. Defineciler bu kez Üsküdar'ın bir ucundan bir ucuna giden, bugüne dek gün yüzüne çıkmamış bir mağara keşfetti. Üstelik bu işe yıllarını veren arkeologlardan da önce. ATV Haber ekibi bugün o mağaraya girdi. Burası Üsküdar'a gider gidiyor arkadaşlar. İlk tuzak burası. Definecilerin tahribine uğramış. Şurada bir kapak olması lazım. Kapak patlatılmış. Önce defineciler keşfediyor, sonra arkeologlar fark ediyor. Bu tünel Üsküdar'ın bir ucundan diğer ucuna gidiyor. Tünelin içine girdik ve gerçekten de çok ürkütücü, korkunç bir görüntü var. Nefes almak imkansız, yürümek zaten imkansız. Dizlerimin üzerinde yürümeye çalışıyorum. Oldukça dar ve bir insanın neredeyse ilerlemesinin çok zor olduğu bu noktada defineciler aylarca kazı yapmış. Indiana Jones filmlerini andıran bu tüneller İstanbul'un tam göbeğinde. Boğaz'ın kıyısındaki tünelleri önce defineciler buldu. Aylarca yapılan kazılardan kimsenin haberi olmadı. Öyle ki yıllarını bu çalışmalara veren arkeologlar bile bu tünelleri bilmiyordu. Burada bir kazılmış bir bölge buldum. Bir küpün yarısı var. Küpün yarısını kırmışlar. İçindeki altın ve sikkeleri almış olabilirler. İlerledikçe tünelin, mağaranın içi darlaşıyor. Bakın şu anda vücudum buradan girmiyor. Biz ilerlemeye çalışıyoruz ama akıl mantık almıyor. İnsanın zor geçtiği bu noktada nasıl kazı yapmışlar, nasıl altın ve define aramışlar. Buranın önemi Çengelköy'den Üsküdar'a kadar bağlanan tünellerden bir tanesi bu. İçeride odalar, galiler var. Defineciler 500 metre kadar kazmışlar, içeriği tahrip etmişler. Tuzaklar var, tuzakları patlatmışlar. Tünellerden geçip son kazılan noktaya ulaşmak zor. Ama iddialara göre defineciler burada çadır kurup tarihi eser aradı. Burası kazılmış, burada yuvarlak bir cep açılmış. Büyük ihtimalle defineciler bir şey aramışlar burada. Tünel böyle Üsküdar'a kadar ilerliyor arkadaşlar. İşte yaşam malzemelerini görüyorsunuz. Defineciler aylarca burada kazı yaparken hem yatakları kullanmışlar, hem kıyafetler var, hem de yiyecek içecek var. Yani burayı adeta talan etmişler. İçeride kesin bir jeneratör çalıştırma olayı olmuş. Yoksa başka türlü patlatılma imkanı yok. Çok kalın duvarlar. Bakın ilk kapağa geçiyorum. Burası çok dar bir nokta. Evet, örümcek aldığını görüyorsunuz. Kapılar tuzak olarak tasarlanmış. Kapıyı yanlış açarsan eğer, sahibinden başka birisi açarsa üstteki toprak üstüne bocalanması lazım normalde. Çökmesi lazım. Evet, çökmesi lazım ama çökmemiş, tam tersi çok güzel bir şekilde açmışlar. Tünelin ucu nereye çıkıyor belli değil. Kız Kulesi'ne bile uzandığı rivayet ediliyor. Mega kentte daha ne kadar böyle tünel var bilinmiyor.